Kardeşlerim hepimizin şu hadisi şerifi parola olarak ve umut deposu olarak alıp gitmemizi Rabbimin nimeti olarak görüyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki insanların sünneti unuttuğu bir zamanda benim sünnetlerime sahip çıkana Allah şehit sevabı verecektir. Yanlış duymadınız. Yatak odası, banyosu, tuvaleti, oturma odası, balkonu, önündeki bahçesi, mutfağındaki deposu, hatta soğutucudaki Kurban Bayramı'ndan kalmış etleriyle bütün modernliğiyle, bütün müreffehliğiyle, keyfu sefasıyla, klimasıyla, kaloriferiyle, bütün neşesiyle bulunduğu halde insanların Resulullah'ın sünnetiyle, onun hadisleriyle teğet geçtiği bir zamanda ben Resulullah'ın sünnet evini kurmak için heyecanlıyım Rabbim. Bana yardım et. Senin yardımınla bu evi kurayım, yaşatayım. Aile meclisi kurup da ey aile bireyleri, Rabbimizin huzuruna çıktığımız gün gelin Resulullah'a sahip çıkan bir aile olarak sünnetini ihya edelim. Kıyamet günü de Peygamberimizin etekleri etrafında ailece buluşalım. Eş Eşler olarak biz, çocuklar olarak siz, kaynanalarımız, kaynatalarımız, babalarımız, dedelerimiz, amcalarımız, Resulullah deyince sallallahu aleyhi ve sellem diyen, sünnetine canlar feda eden, Abdullah İbni Zeyd gibi sana, sana bakacak gözüm yoksa artık bu göz kör olsun diyen, mümin heyecanıyla gelin beraber sünneti yaşayalım, kıyamet günü de Havzu Kevser'in etrafında, Ailece bulunalım ailece. Öyle hacı dede hacca girdi, gitti geldi, televizyonda izlemiyor, tövbe istiğfar etti, o orada tesbih çekiyor, öbürü internetten mesaj gönderiyor, öbürü cep telefonuyla oynuyor. Bu manzara, kıyamet günü, eğer o hacı dede kurtarırsa nasıl olacak? O cennette bu sıratta bekliyor, öbürü cehennemde tuşlara basıyor olacak o zaman maazallah. Komşular böyle düşünmüyor olabilir. Medyatik hata olabilir bu yaptığımız. Ama biz bütün insanların Resulullah'ı bırakıp gittiği bir zamanda 52 haftadan sadece bir tanesini Resulullah'a ayırıp onu da kutlayıp Hristiyanların bir şeyi kutladığı gibi kutlayıp cennete girdiğini zannettiği bir zamanda 365 günü 24 saat bütün zevklerimize ve keyiflerimize teknolojiyi kullanmamıza rağmen Resulullah'a dayarak sünnete bir kurarak aleyhissalatü vesselam evlerimizi sünnileştirerek dedelerden kalma bir kültür olarak değil gözümüzle gördüğümüz kulağımızla yaşadığımız ellerimizle tuttuğumuz bir kültür ve heyecan olarak Resulullah'ın sünnetine sahip çıkarız inşallah bir yaşındaki çocuğumuz, 80 yaşındaki dedemiz de bir gün kıyamet kopar da bu dünyadan gidersek biz kıyamet kopmadan önceki son fidanı dikmeye çalışan bir aile olarak Allah'ın izniyle, kadınıyla, ailesiyle, çocuğuyla, dedesiyle, kaynataları, kaynanalarıyla inşallah da komşularımızla beraber Resulullah'ın eteklerinin dibinde buluşacağız sallallahu aleyhi ve sellem bunun için sünniyiz biz. Bunun için sünnet diyoruz. Bunun için dünyanın tamamını veriyoruz da Medine'de bir sokak değil, Medine'de ayağımızı basacak kadar bir karış yere razı oluyoruz. Bu Medine için varız. Bu heyecan için çocuk yetiştiriyoruz. Bunun için düğün yapmaya değer. Bunun için ev satın almaya değer. Bunun için müminiz zaten.